Böylelikle ilk 16. soruyu bitirmiş oluyoruz ve close test'e gelmiş oluyoruz. Hemen close test'le devam edelim. 17. sorudayız. In human history, insanlık tarihinde, it's apparent that, açıktır ki, pathogens, yani mikroplar, boşluk, devastating consequences in social well-being and economies. Yani sosyal refaha ve ekonomilere yıkıcı zararlar vermiştir insanlık tarihinde. Ya bu süreç hala devam ediyor. O yüzden bu sorunun doğru cevabı Adana seçeneği. 18. soruya bakıyorum. Şöyle bakalım, belki daha iyi olabilir. 18. soru. The recent novel coronavirus disease is one prominent example of boşluk, a disastrous event. Yani yakın zamanda ortaya çıkan koronavirüs salgını böyle yıkıcı bir hastalığın örneğidir. Böyle. Yani arkadaşlar, böyle anlamını hangi seçenek veriyor? Saç seçeneği veriyor. Devam ediyorum. The earliest outbreak of COVID-19 happened in Wuhan, province China in the late 2020. Daha sonra boşluk geliyor. Human to human transmissibility of the virus. Boşluk. Contact. Droplets and fomites. The transmission of this disease has become progressively more unpredictable. Yani insandan insana bulaşabilir olmasından dolayı bu durumda because of seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Prior to ifadesini belki hatırlatabilirim size. Prior to before demek ve kendisinden sonra isim alıyor. 20. soru. Contact transmissibility of the virus by contact, yani temas yolu ile. Burada by edatı kullanılıyor arkadaşlar. Buna göre Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, 21. soru gördüğünüz gibi bir kelime sorusu. Exponential, katlanarak, artarak, gitgide gibi anlamlara gelebiliyor. Sensitive, hassas. Unwillingly, isteksizce. Beneficial, faydalı. Retrospective, geriye dönük. Retro, öneki, her zaman geriye dönük, geçmişle ilgili anlamlarına geliyor. Buna göre bakalım. Dünya Sağlık Örgütü declared this disease to be a global pandemic on March 11, 2020 due to the blah blah surge in the total number of infections. Yani enfekte olan hastaların sayısındaki katlanan artıştan dolayı Dünya Sağlık Örgütü bunu bir salgın olarak niteledi. Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap. Diğer paragrafla beraberiz. Birinci sorunun bir kelime sorusu olduğunu görüyoruz. Seçenekte verilen kelimelerin anlamlarını hatırlayalım. Fiction, kurgu anlamında. Yani edebiyat. Adjustment, uyum. Upheaval, kargaşa, isyan. Resurgence, tekrar artış, tekrar ortaya çıkma. Feasibility, yapılabilirlik, uygunluk gibi anlamlara geliyor. Buna göre bakalım. The collapse of communism and the Soviet Union led to blah blah and transition in the region of Eastern Europe in the 1990s. 1990'larda komünizmin çökmesi ve Sovyetler Birliği'nin çökmesi Doğu Avrupa ülkelerinde neye sebep oldu? Kargaşaya sebep oldu. Buna göre Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. sorudayım. Bir edat sorusu olduğunu görüyorum. Each country in the region was blah blah communist rule.
Bölgedeki her ülke komünist rejim altındaydı. Bu tarz ifadelerde sevgili arkadaşlar under edatı kullanılıyor. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. 24. sorudayız. The countries bordering Russia, Rusya ile sınırı olan ülkeler were boşluk part of the Soviet Union. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçasıydılar. Bir zamanlar. Seçeneklerden hangisi bu anlamı veriyor olabilir? Once seçeneği. Buna göre Ceyhan ifadesi doğru cevap. 25. sorudayız sevgili arkadaşlar. Bu soru bir bağlaç sorusu gördüğünüz gibi. Burada yapmam gereken bir hatırlatma. Only after bağlacından sonra cümlenin ikinci kısmının devrik olması gerektiği bilgisi. Şimdi bakalım. Boşluk geliyor sonra. The Soviet Union collapsed in 1991. The bordering countries declared independence. Yani Sovyetler Birliği 1991'de çökünce bölge ülkeler özgürlüklerini ilan ettiler. Burada bir zaman ilişkisi var. Buna göre bu Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, 26. soruyla beraberiz. 26. soruda bir phrasal verb sorusu olduğunu görüyoruz. İfadelerin anlamlarını hatırlayalım. Break into, parçalanmak, dağılmak. Ayrıca izinsiz girmek anlamı var. Carry away, sürüklemek, götürmek, alıp götürmek, heyecanlandırmak gibi anlamlara gelebiliyor. Backup, desteklemek. Bring down, azaltmak. Call forth ifadesi de ortaya çıkarmak, yol açmak gibi anlamlara gelebiliyor. Buna göre parçaya döndüğümüzde The countries of Czechoslovakia and Yugoslavia each blah blah multiple countries. Yani Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi ülkeler kendi içlerinde de pek çok ülkeye bölündü. Bu durumda bölünmek anlamına gelen broke into ifadesi doğru cevap.